Merhaba değerli öğrenciler. Bu hafta ödev olarak size slider yapmaktan bahsetmiştik. 10 tane buton, 10 tane resim ve butona tıklandığınız zaman sırasıyla resimlerin yer değiştirmesi. Ödevimizin konusu buydu. Yalnız 3-5 arkadaş şimdi bana tam olarak da ödevi teslim eden olmadığı için bu da demektir ki ödev yapmakta bayağı bir zorlanıldı. Aslında internette tekst olarak yazmıştım ama demek ki tam olarak oturmamış. Şimdi video kaydıyla biraz daha pekiştirelim. Tekst belgesindeki sırayı takip etmeye çalışacağım. Öncelikle butonlarımızı oluşturuyoruz gençler. Birinci frame'de ve bir tane katmanımız var. Zaten tek katmanda çalışacağız. Copy paste yapabiliriz burada. Selection tool'la kopyaladık, yapıştırdık, paste'le kopyaladık. Yapıştırdık. Beş tane buton için yapacağım. Beş buton. Ve 5 resim alacağım. Siz bunun 10'lusunu yapacaksınız. Evet. Şuraya tekstimizi yazalım. Burada Üsküdar'a dair resimler pardon gençler bugün biraz yoruldum da sergilenecektir. Biraz düzgün yazamıyorum. Evet. Evet. Evet, bu tekst belgesi sadece birinci katmanın birinci frame'inde olsun. Diğer frame'lerde olmasak. Evet, boyutuyla biraz oynayalım. 12 punto değil, 16 yapalım. Biraz daha yazımız net gözünüz. Evet. Şurada kesme işaretini okuyalım. Evet, şimdi bunların her birini butona çevirme vakti geldi. Selection tool'la. Üzerine tıklayıp F8'e basıyoruz ya da sağ tıklayıp Convert to Symbol diyoruz. Sembol bir ismiyle kaydolsun, değişmesin, buton olduğunu görüyorsunuz, OK diyoruz. OK dediğimiz zaman, gördüğünüz gibi özellikler, library'nin yan taraftaki properties, özellikler bölümünde Instance Name diye bir alan var. Instance Name bizim butonlarımızın kodlar tarafından algılandığı isim olacak. Yani biz buraya yazdığımız instance name'i kod yazarken kullanacağız. Buton 1 olsun. Küçük harf kullanalım. Buton 1. Evet. Bunu tüm butonlar için yapacağız. Seçtik. F8'e bastık. Sembol 2. Buton ismiyle aynen. Buton 2 olsun. Evet. Sırasıyla diğer işlemler F8 okeydik. Buton 3 4. butonumuzu yapıyoruz. F8 Sembol 4 okey. Buton 4 ve son butonumuz F8 okey. Buton 5. Tamam gençler, 5 butonumuza baktığımız zaman buton 1, buton 2, buton 3, 4 ve 5 teyit ettik. Instance name'lerinin bizim yazdığımız gibi olduğunu görüyoruz. Şimdi 5 tane resim bulacaktık Üsküdar'a dair. Üsküdar resimleri diyelim. Üsküdar resimleri konu size aittir. Ben Üsküdar'ı sevdiğim için Üsküdar resimlerini görsellerde arayıp 5 tane resim 1 diyelim. Resim biraz netleşsin. Şu anda net değil. Reklamı geldi gençler. Geri geliyoruz. Şurada güzel bir resim. Sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet diyorum. Masa üstüne kaydedeceğim. Hepsini masa üstünden sonra çekeceğim.
Üsküdar Mihrimah Camii 1. Başka Üsküdar Dairesi'nler. Resipatlı kaydet. Masaüstü. Bunu sevmedim. Bu da olabilir. Resim farklı kaydet. Masaüstü. Bufette. Resim farklı kaydet. Masaüstü. Dördüncü resmimiz. Ve son resmimiz. Resim farklı kaydet. Masaüstü. Evet. Tamam. Yeterli. 5 tane resmi bulduk. Şimdi 5 tane resmimizi toplu bir şekilde seçip CTRL ile hepsini beraber seçiyorum. 1. Daha öncekiler de var galiba burada. 1, 2, 3, 4, 5. Daha önce de indirmiştim, onlar da var. Bu 5'ini seçip bileşin içerisine library'e bırakacağım. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz butonlarda sembol ismiyle görünüyor burada. Resimlerimiz şu anda kütüphanemize yükleniyor. Evet. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 resimimiz. Şu anda kütüphanede bulunsun. Bunlar ben sahibe siliyorum. Sahibe olmasın hiçbirisi. Evet. Şimdi ikinci frame'e gelip F6'ya basıyorum. İkinci frame'de de şu anda butonlarım ve bu yazı görünmekte. Ben buradaki yazıyı seçip delete tuşuyla siliyorum. Butonlarım birleşecek. Herhangi bir resmi alıyorum. Bunu seçtim ve sahneye bıraktım. Gördüğünüz gibi bu resim boyutu bayağı büyük olduğu için alttaki butonları göstermedi. Resim seçilirken resmin üzerine tıklanmış olduğu halde Properties'e tıklarsanız burada V ve W ve H değerlerini göreceksiniz. W Weight, H ise Height, yani genişlik ve yükseklik değerleri. Buradan manuel'e gelelim. 922 otomatik bize resim boyutu verilmiş. Bunu 500 yapalım. Height 300 yapalım. 500'e 300 yaptık. Dolayısıyla boyutunu ayarlamış olduk. Evet. Ayarladık. Ve istediğimiz boyuta geldi. Şimdi ikinci frame'imizde bir resimimiz var. Gene F6'ya geliyoruz. Pardon, üçüncü frame'e geliyoruz ve F6'ya basıyoruz. Butonlar dışındaki resmi siliyoruz. Çünkü buraya başka bir resim koyacağız. Kütüphanemizin ikinci resmimizi aldık ve bıraktık. Bunun boyutu tam istediğimiz gibi değil. Tıklayalım. Properties açalım. Bunu da 500-300 yapalım. Hepsi standart olsun. Daha iyi olur. 500-300 yaptık ve yarıştırdık. Yeni bir frame. F6. Bu frame boşluğa tıklıyorum. Ve daha sonra resim seçip siliyorum. Kütüphanemden diğer Mihrimah Camii'nin resmini atıyorum. Bu da büyük geldi. Ne yapıyorum? Seçili olduğu halde resim. Properties özellikler bölümünden 500'e 300. Yalnız neyin üstüne tıklarsanız onun özelliği gelir. Ben resmin özelliğini istiyorsam öncelikle resmin üstüne bir defa tıklayayım ve resmin özelliği gelmeli. Butonun üstüne tıklarsam butonun özellikleri gelir. Resmin üstüne tıklarsam resmin özellikleri gelir. Bir defa tıklamam yeterli. Diğer frame'e geldim. F6'ya bastım. Resimlerimizden tabii F6'ya basınca boşa tıklıyorum. Sonra resmi yok ediyorum. Butonlar kalacak. Diğer resim. Bu da büyük bir resim. Kız Kulesi resmi. Properties'e geldim. 500-300 yapıyorum. Buraya kadar oldukça kolay gençler. Bir tanesini yaptığınız işlemi diğerleri için de yapıyorsunuz. 500-300. Ve son olarak son resmimizi yerleştireceğim. Geldim. F6'ya bastım. Boşluğa tıkladım. Resmi seçip sildim. Kütüphaneme geldim. Son resmimi sahneye sürükledim. Properties bölümüne geldim. Onu da 500'e 300 yaptım. Ve sahnemi yerleştirdim güzelce. Evet. Evet gençler, şimdi çalıştırıyorum. Şu anda hızlı bir şekilde sürekli bütün resimleri okuyacak. Çünkü sırayla ne yapıyor? Birden şu anda kaç frame üzerine çalışıyorum? 6 frame. Birden 6'ya kadar hızlı bir şekilde okuyor. Ben bunu istemiyorum. İstiyorum ki ben butonun ikinci butona bastığım zaman ikinci resim, üçüncü butona bastığım zaman üçüncü resim gelsin. Bunu kapatıyorum gençler. Şimdi ağırlar kod bölümüne geldik. Birinci frame'e geldik ve burada F9 ile F9
görmek için tekrar Face'de size zaten bir miktarını göstermiştim. Face'imizi açalım. Buradan hazır kullanacağım gençler. Stop komutunu zaten az önce yazdık. Şuraya kadar alıyorum. Evet. Kopyaladım. Bu bölümü kopyaladım. Sonra flash ekranımı açtım. Actions'a geldim. Birinci frame'deyim yine. Pardon. Pardon, hata yaptım. Birinci frame'deyim.